Angelina Jolie Elif Şafak'la İstanbul Sözleşmesi'ni konuştu. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Time dergisi için Elif Şafak'la bir söyleşi yaptı. Angelina Jolie, iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ve bunun ne anlama geldiğini sordu. Angelina Jolie söyleşinin girişinde şu ifadeleri kullandı. Türkiye vatandaşları, hükümetlerinin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engelleyen Avrupa Anlaşması'ndan, yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için sokaklara döküldü. İsminden de anlaşıldığı gibi Türkiye, 10 yıl önce imzalandığında bu insan hakları anlaşmasının başını çekmişti. Anlaşma hükümetlerin, aile içi şiddet, evliliklerde cinsel saldırı ve kadınların sünnet edilmesi dahil, kadın ve kız çocuklara yönelik şiddete karşı yasalar çıkarmasını ve bunları kovuşturmasını gerektiriyor. Türkiye hükümeti, anlaşmanın eşcinselliği normalleştirmek ve Türk aile değerlerinin altına oymak için kullanıldığını savundu. Bu kararı eleştirenler bunun, hükümetin kadınlar ve azınlıklar pahasına muhafazakar müttefiklerinin gözündeki pozisyonunu iyileştirme girişimi olduğunu söylüyor. Türkiye doğumlu romancı ve düşünür Elif Şafak'la bu krize dair görüşlerini konuştum. O ve ben, pandeminin başlarında mülteci konularına dair ortak bir ilgiyle yakınlaşıp, ilk kez geçen yıl konuşmaya başladık. Bu son haber nedeniyle onunla temas kurdum. Türkiye'nin kararının tersine çevrilmesi için mücadele eden erkek ve kadınlar hakkında, bu durumun küresel çaptaki kadın hakları açısından ne anlama geldiği hakkında konuştuk. Jolie Şafak ilk olarak, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Türkiye'de kadın hakları açısından ne anlama geldiğini sordu. Bunun, kadınlar, çocuklar ve LGBTQ toplumu için felaket içeren sonuçları olacak önemli bir gerileme olduğunu düşünüyorum, diyen Şafak, İstanbul Sözleşmesi, şiddete karşı savunmasız olan herkesi korumak adına elimizde bulunan en ilerlemeci uluslararası anlaşma, ifadelerini kullandı. Sözleşmenin içeriğinden söz eden Şafak, Türkiye bu anlaşmayı imzalayan ve onaylayan ilk ülkeydi ama şimdi terk ediyor. Bu benim kalbimi kırıyor, çünkü kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde yaşanıyor, dedi. Şafak, kadınların korumaya en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, hükümet tam tersini yapıyor, diye konuştu. Angelina Jolie'nin ikinci sorusu, bu durum, kendi evlerinde şiddete maruz kalan genç bir kadına ne mesaj gönderiyor, oldu. Kararın çifte bir mesaj taşıdığını söyleyen Şafak, kadınlara hayatlarının önemli olmadığını söylüyorsunuz. Ve şiddete yönelenlere de, suçlarının yasallaştığını söylüyorsunuz. Şiddet suçlularını cesaretlendiriyor, dedi. Angelina Jolie, kadın haklarındaki gerilemeler, bundan sorumlu olanlar tarafından genellikle aile değerlerinin savunulması olarak meşrulaştırılıyor. Sanki şiddetin kapalı kapılar ardında kalması daha iyiymiş gibi. Buna yanıtınız nedir, diye sorunca, Elif Şafak şu yanıtı verdi. Birisi yaralandığında, istismara maruz kaldığında, bu özel bir mesele değildir. Dört duvar arasında kalamaz. Bu sessizlik duvarlarını kırmalıyız. Kimse istismarın ve şiddetin yaşandığı bir evde mutlu olamaz. Ve birçok ülkede, sanki mağdura bir iyilik yapıyorlarmış gibi, tecavüz suçlularına mağdurla evlenmeyi kabul etmeleri halinde verilecek cezaları hafifleten son derece sorunlu yasalar var.